Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Beraber ulaştırma sektörü hisselerinden birisi olan Çelebi havacılık hissemizi inceleyeceğiz. Gerçekten güçlü bir iştirak olduğunu düşündüğüm, güçlü bir şirket olduğunu düşündüğüm Çelebi havacılıkla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi hemen internet sitesine giriyoruz. Küresel iştiraklerini burada görebiliyoruz ve rakamlarla Çelebi'yi tanıyabiliyoruz. Türkiye'de 32 istasyon 126.777 uçuş, 100.000 ton kargo, 3.634 personel. Hindistan'da 8 istasyon, 58.000 uçuş, 540.000 kargo, 7.800 personel. Almanya 1 istasyon, 21.000 uçuş, 206.000 ton kargo, 180 personel. Yine Macaristan tarafında da 24.500 uçuş, 90.000 ton kargo 800 personeli görüyoruz. Tanzanya tarafında tam olarak bilgi vermemiş. Çünkü yer hizmetleri servisini servisini başlatmışlar sadece. Şimdi arkadaşlar Çelebi, Çelebi, Çelebi dedik. Çelebi'nin hakkında tarafına baktığımızda 10 binden fazla çalışanın bulunduğunu görüyoruz. 3 kıta, 5 ülke ve 40'ın üzerinde istasyonla operasyonlarını sürdürüyorlar Çelebi tarafında. Rakamlarla Çelebi'ye baktığımızda Senede 230 binden fazla uçuş, 1 milyon tondan fazla elleçleme, 13 binden fazla personel, ISO belgelerini görüyoruz. Tescilli yeşil havalimanı ve yeşil kuruluş belgesi, tescilli engelsiz havalimanı destekçisi ve 300'den fazla müşteri olarak görebiliyoruz. Şimdi hizmetler tarafına baktığımızda yer hizmetlerini görüyoruz. Bagajlarınız personelimiz ile güvende diyorlar ramp hizmetlerinde Çelebi halıbacılık en son teknolojiye sahip donanımlı ve ileri teknolojiden yararlanarak uçakların park etmesini, yükseme, yükleme, boşaltması vesaire bu tarz işlemleri gerçekleştiriyor. Yolcu taşımacılığı var arkadaşlar. Yolcu taşımacılığı zaten adından da anlaşılacağı gibi yolcu hizmetleri. Yük kontrol ve uçuş operasyonu var yine burada. Denge hesaplama prosedürü ile iyi eğitimli personel tarafından yapıyorlar bu işi. Teslim ve gözetim var bir de. Çelebi Havacılığı'nın baktığımızda. Kargo ve antrepo tarafına bakarsak kargo taşıma zaten kargo ve antrepo kargo taşıma ve depoculuk tarafı var arkadaşlar burada. Yine aynı zamanda genel havacılık tarafına bakarsak slot ve permit hizmetlerini görüyoruz. Apron e transfer hizmetleri, uçuş plan yönetimi, araba kiralama, limuzin kiralama, yakıt ve ikram, uçak temizliği, tuvalet hizmetleri, park etme veya uçağa istenilen lokasyona çekme hizmetleri. Yani havaalanında Sadece uçağı görüyorsunuz ama oradaki bütün işleyişi Çeleb yürütüyor diyebilirim bağlı olduğu havalimanlarında. Köprü operasyonunun tarafına baktığımızda yolcu biniş köprüsü ve köprü bakımını görüyoruz. Yine köprü ekipmanlarını görüyoruz. Bunların bilgilerini vermişler. Launch tarafına baktığımızda arkadaşlar Çelebi Hava Servisi Macaristan LTD tarafından işletilen özel platinyum yolcu salonlarından birinde sizi karşılayalım diye başlık. Bizleri karşılıyor. Lans burada görüyoruz. Platinum tarafına baktığımızda özel konuklar olarak karşılanıyor burada konuklar. Platinum konuklamanın birazcık ayrıcalığı var. Gelişte karşılama, havaalanı dışında ulaşım hizmetleri, apron içi ulaşım vesaire gibi servisi mevcut Çelebi'nin arkadaşlar. Şimdi kayıp eşyayet tahmininde takibini buradan bakabiliyorsunuz. Kargo takibinde internet sitesinden bakabiliyorsunuz. Medya tarafına çok fazla girmek istemiyorum. Çelebi Rakamlarla da anlaşıldığı gibi çok güçlü şirket. Hatta Çerebi Hindistan'da hizmet verdiği 9. havalimanı olmuş arkadaşlar. Çerebi Havacılık Holding mükemmel hizmetleriyle 4 kıtada arkadaşlar hizmet veriyor. Global katkıda çözümler üretiyor. Şimdi ulaştırma sektörünün ne olduğunu söylemiştik. 10.28 FK ve 3.98 PDDD ile fiyatlandığını görüyoruz arkadaşlar hissemizin. Baktığımızda sermaye arttırımı ve temettü tarafına baktığımızda arkadaşlar 2022-2021 daha doğrusu 2015 yılından beri düzenli olarak temettü verimliliğini görüyoruz. Son temettüsünde Nisan'ın 17'sinde yani 10 gün önce 38 lira net olarak ödemesini gerçekleştirmiş dostlar. Şimdi baktığımızda sermayesine ne dedik? 24 milyon 300 bin sermaye var arkadaşlar şu anda. Karlılık 2.8 milyar lira. Yani bedelsiz potansiyeli taşıyan hisselerimizden birisi olmaya aday. Öz kaynaklarında bir artış var. Borcu var biraz ama ben bu tarz borçları böyle güçlü şirketlerde pek fazla önemsemiyorum. Duran varlıkları, dönem varlıkları, faaliyet karlıları, işte satışlar hepsi çok 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 iyi durumda. Tabii ki gelecek yeni bilançolarda da yeniden değerlendirmesini yapacağız. Şimdi teknik tarafına geçelim. Teknik tarafında Türk lirası tarafını inceliyoruz öncelikle. Ve arkadaşlar baktığımız grafik haftalık grafik. Şimdi Çelebi şurada gördüğümüz gibi Haziran 2007 arkadaşlar. Daha sonra burada Haziran 2011'de bir ikinci tepe noktasını yaparak burada bir ikili temas gerçekleştiriyor ve üst kanal direncini oluşturuyor. Ta ki bir daha ta 21 Nisan'da bu üst kanal direncine temasını gerçekleştiriyor. Fitil de atsa yukarıya kıramadığı için bir geri dönüş başlatıyor. Ardından tekrar dördüncü tepe noktası 17 Ekim'de gerçekleşiyor. 17 Ekim'deki dördüncü tepe noktasından sonra %53'lük bir yükseliş sergiliyor. Tabii ki 17 Ekim'deki tepe noktasını kırana kadar hissemiz 5 liradan arkadaşlar 470 liraya kadar zaten yükselmiş oluyor. Hiçbir şekilde yerinde saymıyor. Hani bazı hisseler tepe noktası oluştururken hemen bir üstündeki tepeye geçiyor ama %8.400'lük zaten yükselişine baktığımızda arkadaşlar 15 yılda veriyor. Şimdi yükselen trendde olduğunu bariz bir şekilde görebiliyoruz. Hissemiz çok uzun süredir yükselen trendde. Şuradan baktığımızda dip tepe dip tepe diptepe yapa yapa yükselen trendin devam ettirmiş şu anda anlık olarak kanalın içine tekrar girmiş hissemiz. daha sonra birkaç kez yukarı yönlü tekrar kanalı kırmayı denemiş fakat başarılı olamamış şurada siyah bir çizgimiz var gördüğünüz gibi yükselen trendimiz bu yükselen trendimiz 2020 Mart ayında oluşan yükselen trendimize biz daha sonra Kasım 2020'de temas etmişiz ve ondan sonra temas etmemişiz dostlar. Birazcık ihlal yapıp eğer fitil çizecek olursak şöyle çizmek daha sağlıklı olur. Burada gördüğümüz gibi Mart 2020 yine aynı şekilde. Ağustos 2020, Kasım 2020 ve şurada bir dip çalışması yaparak Mart 2022'yi görüyoruz. Aslında baktığımızda hissemiz yaklaşık Mart 2020'den Nisan'a 3 yıldır yükselen trendinin devam ettirdiğini görüyoruz. Bu yükselen trendimizin dip seviyesi arkadaşlar 357 366 yani 360 TL seviyeleri bu hissemizin şu an için dip seviyesi dostlar onu şuraya bir not alalım 360 TL'yi not aldık yükselen trend dip noktası 360 TL hareketli ortalama tarafına geçmeden önce grafiğin zaman dilimini birazcık daha yakınlaştırmak istiyorum ve günlük zaman dilimine geliyoruz Şimdi hissemizin oluşturduğu bir düşen trendimiz var. Bu düşen trendimizin tepe noktası Aralık 2019, Aralık 2022. 19 Aralık 2022'den itibaren aşağı yönlü bir düşen trendde olduğunu görüyoruz ve endeksin de geri çekilmesiyle birlikte artık yukarı yönlü kıramadığı, düşen kırılımını gerçekleştiremediği için bu da tüm hisseler gibi sert satış baskısından etkileniyor. Seçimin yaklaşması vesaire derken şu an şurada oluşturduğu bir yatay desteğimiz var dostlar. Bunun rengini kalınlaştırıp sizler için gri yapıyorum. Şuradaki gri yatay desteğimizin dibi bizim 435 TL seviyesi. Şimdi yatayda 435 bizim ilk destek noktamız. Neden burası ilk destek noktamız? Biz daha önce arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 ve 7 kez buraya temas etmişiz. Burası güçlü bir destek noktası. Eğer bu yatay kırılırsa bunun altında şu gap boşluğu bizi karşılamak için savunma bölgesine geçebilir ve aynı zamanda şurada oluşturduğu yatayda bir direnç seviyeleri var. Yani bu aralarda majör dirençleri bu hissemizde çok rahatlıkla bulabiliriz. Bunların ikincisi, birincisi 435 desteği, ikincisi 407 desteği, üçüncüsü dostlar 384 desteği ve dördüncü son olarak desteğimiz 360 TL desteği. Şimdi yukarıdan yakalanan dostlar için zaten şu anda hissemiz %35 düştü. En dip seviyesinde 360 seviyesine gelirse hissemiz %49'luk bir düşüş yaşamış olacak. Şimdi bu kadar güzel ve yükseliş sergilen bir hisselerde baktığımızda %50'lik bir düşüş endeksin şu anki durumuna göre gayet normal karşılanabilir. Çünkü bu anlamda geri gelmeyen hissemiz kalmadı sayılır. Eğer şirket güçlüyse bilançolara yaptığı yatırımlar yaptığı işçisi zaten cezbediyorsa bu tarz düşüşler maliyetlenmek için bence iyi seviyeler alt seviyelerden destek kademelerinden kademeli olarak tekrar alım yapılabilir. Ne zaman yükselişine başlar arkadaşlar hep diyorum öncelikle düşen kırılımı ama ondan da önce bizim bir hareketli ortalama seviyemiz var. Şimdi gördüğünüz gibi günlük grafikte 200 günlüğünde altına artık düşmüşüz ve 21 günlük hareketli ortalamadan çok uzarız. Bu ne demek düşüşümüz biraz daha devam edecek demek. O yüzden ben trend dibine kadar bir düşüş ya da şu gap boşluğuna kadar bir düşüş beklemek gayet mantıklı olur. Benim için bir hissenin yükseleceği en verimli zaman gördüğünüz gibi hareketli ortalamaları altına aldığı zaman. 21 günlük ortalamayı altına alıp 50 ve 100 günlüğü de yukarı kırarsa arkadaşlar 21 günlük ortalama ondan sonra o hisseden korkmayın. Öyle veya böyle o hisseyi yürütüyorlar dostlar. Hacmimiz de bunu desteklediği sürece birkaç tane daha indikatörden de yardımımızı alırız tabii ki. Düzeltmesini yapa yapa bakın şurada gördüğünüz gibi yükseliyor düzeltme yükseliyor düzeltme yükseliyor düzeltme ama hiçbir şekilde 21 günlük ortalamanın altına kendini düşürmüyor. Düşürmediği için de yükselişine sağlıklı bir şekilde devam ediyor. O yüzden öncelikle hareketli ortalamalar, ardından hacim. Bizim en büyük destekçimiz grafiklerde. Şimdi yukarı yönlü bir hedef belirtmiyorum neden? Çünkü düşüş trendindeyiz. Artık destek seviyelerini takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum destek seviyelerimizde tutunması fiyatın istikrarı için çok 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 önemli. O yüzden tekrar söylüyorum 200 günlük ve 50 ve 100 günlük ortalamaların altındayız. İlk etapta 200 günlük de altında olduğumuz için şuradaki bizim yatay desteğimizi bunun rengini sizler için hemen değiştirip lacivert yapıyorum. Daha net belli olsun. Hareketli ortalamalarımızı da kapatalım. Grafiğimiz biraz sadeleşsin. Lacivert ortalama desteğimiz bizim 435 TL. İlk etaptaki güçlü desteğimiz 435. Ondan sonra arkadaşlar güçlü desteğimiz şurada yapmış olduğum siyah destek olan 407 TL seviyesi yataydaki güçlü desteklerimizden birisi 407 TL. Daha sonrasında ise gap boşluğuna doğru ve onun altında 360 TL seviyesi destek olarak kabul edilebilir. Şimdi dolar tarafına baktığımızda dolar tarafında neler söyleyebiliriz? Çelebi tarafında. Aslında hani dolarda çok fazla makas oldu artık piyasadaki dolarla bankalarda gördüğümüz ya da bize hissettirilmeye çalışan dolar arasında ama yine de dolar tarafına bir bakmak istiyorum neden arkadaşlar dolar tarafında da bariz yükselen bir grafiğimiz var gördüğünüz gibi dip tepe dip tepe dibe yakın bir seviye ve tepeye yakın bir seviye şimdi baktığımızda fiyat hareketimiz tam kanalın ortasında hareketine devam ediyor hatta şurada arada çizersek arada da bir şöyle destek seviyemizi şöyle bir kanalımızı çizebiliriz Şimdi bizim bir de bu kanalın içinde oluşan yatayda güçlü tepe noktalarımız var. Bakın şurada bir çizgim var benim. Bunu kalınlaştırdım sizler için. Burası eski tepe noktası. Çok sert zamanlarda burası güzel bir destek olmaya, başarabilmiş ve hisseyi yukarı atmış. Şimdi arada benim majörde bir tane daha böyle bir şey, e, eski tepe noktalarımdan birisi yatay destek olan bir seviyem daha var. Gördüğünüz gibi 1 2 daha önce 3 kez direnç hatta 4, 5, 6 kez direnç olarak çalışmış ve aynı zamanda da 1, 2, 3 kez destek olarak çalışmış ve destek seviyeleri güzel çalışmış. Yani hissemiz buradan satış baskısına devam edecekse dolar tarafında da bu seviyelere düştüğü takdirde buralardan da alım kovalanabilir. Şimdi dolar tarafında buradan alınan bir hissenin artık üst kanal hedefinin ben Çelebi tarafında 70 dolar seviyesine doğru bir yükseliş beklemek gayet benim için makul olur. Hani yukarıda hedef vereceksem dolar tarafında 70 dolarlık bir hedef verirsek dolar da 20 TL baz alırsanız arkadaşlar bu çerebi tarafında 1400 liralık bir hedef olarak karşımıza çıkar bizler. Yani çerebi de şuraya hedefimizi bırakalım. Çerebi de hedefimiz 1400 TL seviyeleri ilk etapta hedefimiz olur arkadaşlar çerebi de. O da ne yapar? Şu anki anlık fiyattan yukarıya doğru arkadaşlar 200'lük bir yükseliş yapar. Eğer biraz daha aşağı yani 360 seviyelerinden toplarsa hisse kendini bu da %290'lık bir getiri potansiyeldir. Şimdi böyle güçlü şirketler öyle veya böyle hedeflerine gider. Çok fazla yatırımcı görüyorum ben. Daha böyle sürpriz atları oynayıp zengin olma çabasındalar ama içerideki sermayeleri çok az. Bu birazcık da ondan kaynaklanıyor. Kendinize mutlaka ama mutlaka böyle güçlü şirketler belirleyin. Hani bunu nasıl yapabilirsiniz? Şu anda biliyorsunuz bir halka az furyası var. Alkazlardan gelen kazançlarınızla böyle güçlü, sağlam, temeli sağlam, kazancı sağlam şirketlere yatırım yapabilirsiniz dostlar. Şimdilik teknik grafiğimizde bu şekilde. Oluşum gayet güzel. Herhangi bir ciddi bir sıkıntı yok benim için. Tabii ki yukarıda yakalanan arkadaşlar biraz sinirli olabilir. Ama hala yükselen trendde olduğumuzu biliyoruz. kanalın üstünde kalsak bizim için daha iyiydi. Ama kanal altında da kanal desteğimiz 360 TL seviyeleri olarak karşımızda duruyor. Teknik tarafımız da şimdilik bu şekilde. Söylemek istediklerim şu an bu kadar. Yeni bir hisse güncellemesi yapana kadar bu şekilde takipime devam ediyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, bol kazançlı günleriniz olsun.